soruları konuşalım. Sizi tanıyalım önce. Ben Şerefli Koçlar'dan. Şerefli Koçlar'dan, evet. Ankara Şerefli Koçlar. Görgül'de ikamet ediyorum. Başka? Nasıl buldunuz Şener'imizin kervesimizi? Gerçekten muhteşem. Evet. Yani takdire şayan. Böyle güzel bir organize yapanlardan Allah razı olsun. Çok çok sağ olsunlar. Çok evet. Güzel bir organize. Evet, o güzel dilekleriniz için biz de size teşekkür bravo. Ediyoruz. Veysel Adaş'ım. Hocam hızlı bir şekilde soruyu alalım. Yarışma başlıyor. 3 tane soru soracağım. Kolay üçünden olsun. İkisini bilirsen çeyrek altın senin. Haydi kolay bak, olsun. Bak altınları düşünüyoruz. Dini sorum olsun, genel kültür mü olsun? Genel kültür, dini. Genel kültür, tamam. Wi-Fi ile Bundesländer hat Österreich. Wi-Fi ile Bundesländer hat Österreich. Avusturya'nın kaç tane eyaleti var? Sieben. Sieben değil efendim. Neun. Dokuz tane. Dokuz tane. Bak çocuklar bile biliyor. Çocuklara vereceğim hakkını yoksa. İki. İkinci sorumuz. Saysın hocam. Bir. Say bakalım gel. Gel buraya çık, buraya çık, buraya çık. Gel, getir ben sayayım bari. Say. Viyana, Viyana. Wien, Salzburg, Tirol, Steinbach, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg. Und auch Tirol. Danke schön. So, evet arkadaşım. Şimdi sen yarışma dışında olduğun için seninkini saymıyoruz. Ama bildiğini bilendirdik. Hala şansın var. Hadi bakalım. İki tane daha soru soracağız. Ve o iki sorunun ikisine de doğru cevap verirsen efendim çeyrek aldın senin. Bir de Türkiye'den soralım. Türkiye'mizde kaç tane eyalet var? İskilipli Atıf Hoca diye bilinen ve belli bir efendim merhaleden sonra idam edilen o hoca efendi nereliydi? Kastamonu. Olmadı. Çorumlu. Üçüncü soruyu da Çorumlu'ydu. Evet. İskilipli Atıf Hoca'yı sordu. Evet. Allah rahmet eylesin. Merhaba. Allah kalın abi. Evet. Üçüncü bir sorumuz daha var. O da dini soru olsun. Kur'an-ı Kerim'in en sonuncu suresi. Kur'an-ı Kerim'in en sonuncu suresi. Evet. En sondaki sure. Söyle. Nas suresi. Nas. Ama bir öncekinde İskilipli Atıf Hoca'nın Çorum olduğunu bilseydin altın senin. Ama size bir armağan verelim Tarkan'ım. Size şimdi bu. Alaaddin'den, Alaaddin Pizzeria'dan, Verzül'den Gurşay'ı vereceğiz. Yemek yiyeceksin orada. İki tane ver hatta, iki tane ver. Evet. Sizi tanıyorum. İsim, soy isim. Ceylin Güner. Yaklaştır biraz daha. Ceylin Güner. Ceylin Güner, evet. Şimdi bizimle yarışmak istiyorsun. Dini bilgim olsun, genel kültürüm olsun. Dini Kur'an-ı Kerim. Sen talebe misin? Evet. Evet. Bayağı da kendinden emin gibi sanki Tarkan ha? Bak iki tane çeyrek altın var. Bir tanesini sana verebiliriz. Ama üç evet, tane soru. Şansını denemeli. Evet üç tane soru soracak. Yanlış da verebilirsin. Heyecanın gitti mi? Heyecanın var mı? Yok. Tamam. Evet. Düşmüş olur. Kur'an-ı Kerim'de ilk ve tam olarak inen sure hangi suredir? Fatiha-i Şerife. Fatiha-i Şerife dedi. Evet alkışlayalım cehennemizi. Evet. İkinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Kur'an talebesi olduğu için Kur'an'dan soruyorum. Her ayetinde Allah kelimesi geçiyor. O surenin adı nedir? Kur'an-ı Kerim'de bir sure var ve her suresinde Allah kelimesi geçiyor. 11'e 200 sayfalık bir sure. Var mı peki? Yok. Ama hala şansı var. Son bir şans. Biraz daha cesaret edilirse ben alabileceğini düşünüyorum. Tamam. Neyse kolay soralım. Bu gidişle altınları veremeyeceğiz. Biz elimizde kalacak. Hocam kalmasın. Bugün dağıtalım soralım. Dağıtalım. Evet. Kur'an-ı Kerim'de iki tane sure var. O iki sureye de Muavvezeteyn veyahut da Muavvezetan deniyor. Anlamı da şu. İki tane koruyucu sure. Nazardan koruduğuna efendim inanır Müslümanlar. Ve o şekilde nazar duası olarak da okunur. O iki tane o Muavvezeteyn denen sureler hangi surelerdir Kur'an-ı Kerim'de? Naz ve Felak suresi. Evet alkışlıyoruz Ceylin efendim. Tebrik ederiz Ceylin. Önce. Serpil ismim. Nereden katılıyoruz? Verdi'den. Uşaklıyım. Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Çok büyük. Çok büyük, çok lezzetli, ortam güzel. Daha tadına bakmadık hocam. Daha tadına bakmadınız. Evet. O zaman siz şimdi... Ama biraz acele etmeniz lazım. Bugün evet. Son gün. Evet.
yemek kalmayabilir. Evet Serpil Hanım. Buyurun hocam. Evet. Genel kültür sorusu soracağım bir tane. Üç sorudan ikisine doğru cevap verirsen çeyrek altın vereceğiz. Ama yok. Yanlış verirsen yine Alaaddin Pizzeria'dan kuruş çayınlarımız var. Yemek yiyeceksin. Oradan kuruş çayın vereceksin. Boş göndermeyeceğiz. Boş yok bizde. Tamam. Ya altın ya kuruş çayın. Boş yok. Millet yardım edin. Evet efendim. Wifi ile Bundesländer hat Österreich ve kaç tane nerede? Hangileri? Avrupa'nın kaç tane Bundesland'ı var? Susun ya. Şimdi dışarıdan geldiği için bu soruyu iptal ediyoruz hocam. Çünkü dışarıdan cevap vermeyeceksiniz evet, arkadaşlar. Olmadı. Şimdi olmadı. Lütfen. Evet. Pekala Serpil Hanım. Tamam. Bir tane de dini soru soralım. Denge tamam. Olsun. Bir dini soru. Tamam. Evet hocam. Yaklaşalım mikrofona. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam esnediği zaman eliyle ağzını kapatırken hangi elini kullanırdı? Hangi eliyle ağzını kapatırdı? Sol eliyle. Hayır ya, sağdır. Evet, 130 euroluk bir soru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hocam, Vesselam sağdır. Esnediği sağ zaman sağ eliyle. Ya işte ya sağdır ya soldur zaten. Sağ eliyle yapar. Neyse bu biraz yanıt bacak soruydu Serpil Hanım. Peygamberler hiç esnemez efendim. Bakın aksırmak ayrı, esnemek ayrı. Esnemek tembellikten olduğu için hiç esnemezlerdi. Biraz, evet, gerçekten. Neyse bunu da öğrenmiş olduk hep beraber. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Size teselli hediyesi olarak biz Gutschein verelim. Evet, çünkü iki de, üçte iki bilinmedi. Dolayısıyla Alaaddin Pizzeria'dan iki tane Gutschein. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, tabii hatırlamak isteyen. Görme engelli bir vatandaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz nedir acaba? Adım Emre, soyadım Genç. Nereden geliyorsunuz buraya? Rosenheim. Hoş geldin. İntegral Kültür Festivali'ne ilk defa mı geliyorsun? Yok, hatırlıyoruz biz kermeslere. Biz de hoş geldin diyelim. Evet hocam, sorusunu alalım Emre kardeşimize. İlk soru sizinle ilgili ve dini bir soru. Görmesi ile meşhur, yani daha doğrusu aynı sizin gibi göremediği halde peygamberi kalp gözüyle gören o sahabenin ismi ne? Bir tane sahabe var, görme engelli ama peygamberimizi hiç dünya gözüyle görmemiş ama peygamberimizi kalp gözüyle görmüş ve hep yanında bulunmuş bir tane sahabe var. Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bir sahabe duymuş muydunuz hiç? Yok, duymadım. Evet, Abdullah İbni Ümmü Mektum diye ama öğrenmiş oldu. Öğrenmiş bugün oldu. Peygamberimizi kalp gözüyle gören bir sahabeydi. Hala şansın devam ediyor. Evet, i̇ki son iki soruyu olur. Bilirsen çeyrek altın senin olacak Emre. Dini mi olsun, genel kültür mü? Dini olsun. Dini soru olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de her ayetinde فَبِئَيِّ اَلَا اِرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانَ geçiyor. Anlamı da şu. Siz Allah'ın bunca nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz anlamında bir cümle. Ve her ayette فَبِئَيِّ اَلَا اِرَبُّكُمَا تُكَذِبَانَ diye devam ediyor. Bu surenin adı nedir? Çok kolay. Çocuklara sorsam inan bilirler. Olmadı bak. Er-Rahman diye bağırdı oradan. Olmadı. Yani. Bilmiyor muydu? Tamam. Üçüncü bir soru soralım mı? Soracağım. Namazlarda okunması farz olan sure hangi suredir? Her Fatiha suresi. Fatiha suresi. Evet tamam. Bir teselli armağanı verelim. Emre kardeşimize Kufstein'den... Kufstein'e gelip gider misin? Kufstein'e gelir misin? Sana bir tane pizza kutu. Evet. Hep bir yerden verelim. Gideceksin. Yemek yiyeceksin. Kuponu vereceksin. Afiyet olsun. Kardeşim. Neden katılıyoruz yarışmamıza? Kufstein'den. Dikkatin iyi midir? Böyle konsantrasyon iyi midir? %98 işte. Tamam. Seninle bir eğlenceli olsun diye bir şey yapalım. Yapalım. Onu onda başarılı olursan iki soru daha soracağım. Çeyrek altın vereceğim. Tamam. Soru şu. Ben ne söylersem tekrarlayacaksın. Hep yaptığım bir şey. Herkes bir ezberebiliyor neredeyse. Sadece... Ama dini mi, kültür mü? Hayır. Ben ne söylersem kelime olarak nusos nasagen bas insage. Das ist das. Okey. Benim söylediğim kelimeyi tekrarlayacaksın. Başka bir şey söylemeyeceksin. Kermes. Kermes. Çay. Çay. Pirzola. Pirzola. Adana. Adana. Şiş kebap. Şiş kebap. Kumpir. Kumpir. Pommes. Pommes. Bu kaç? Beş. Bu kaç demen gerekiyordu? Tamam. Ha, ama beş demen. Tamam. Tamam bunu geç. Tamam. Bir yerde taş parmak var. Kaç olur? Hayır. O bitti. O tamam. O yarışma. O, şimdi ayrı bir yarışmaya geldik. Ayrı bir soru. Bana yarışma soruları soracaksın.
Tamam. Dinli ya da genel. Tamam. Bunu o zaman sadece muhabbetine soralım. Muhabbetine tamam. Boşluğun için. Tamam. Sor için. Bir yerde kaç parmak var? Bana bak. Ya şimdi soru mu? Soru soru. 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 Bir yerde kaç parmak var? Kaç olur? Beş. Beş. Tamam. İki yerde kaç parmak var? Kaç olur? Ya sorular sonra. Ben... Tamam. Çünkü... Beşte. Tamam. Okey. Dini mi olsun? Evet. Dini diyorsun. Evet. Şimdi bir isminizi tekrar alalım. Ben... Fatih. Biraz sakin ol. Heyecanını bir anlat. Şimdi hocam sorulara geçelim. İki soru aklı kaldı değil mi hocam? Evet. Altını. Fatih kardeşim şimdi vereceğim. Müslümanların zaman zaman kıldığı bir namaz var. Ama o namazda secde yok, rekat yok. O namazın adı ne namazıdır? Tesbih namazı. Ne? Bayram namazı. Ha bayram namazı. Bayram namazı secdeye gitmiyor mu? Cenaze namazı. Ha cenaze namazı. Evet. Secdesi olmayan, rekatı olmayan namaz cenaze namazı. Tesbih namazı. İnşallah hepinize... Evet, hepinize Hazreti Allah sağlıklı olsun. Neyse, tamam, Allah razı olsun. Neden iyice sağlıklı olsun? Kameramıza biraz sorar mısınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Arzu Aras. Kuşten'de yaşıyorum ve iki çocuk annesiyim. Başka? Hocam, hızlı bir şekilde soruları alalım. Nasıl buldunuz kermesinizi? Güzel. En güzel olan neydi? Yiyecekler mi, ortam mı, nedir? Güzel olan insanların bir arada olması. Evet, öyle bir şölen havası değil mi? Biraz da heyecanınızı kırmak için yapıyorum. Heyecanlı değil aslında. Bir arada heyecanlı değilsiniz. Nerelisiniz? Erzincanlıyım. Erzincan. Yurdun her bölgesinden insanımız mevcut şu anda burada. Evet, maşallah. Evet. Aynen. Şimdi, efendim birinci sorumuz. Üç tane soru soracağız. İkisine doğru cevap verirseniz... Bir tane fire hakkınız var, çeyrek altın sizin. Ama bilemezseniz yine size bir kupon vereceğiz. 20 euroluk, efendim 50 euroluk vesaire. Şimdi genel kültür sorusu olarak size bir soru soracağız. İstanbul'un şairlerin nezdinde veyahut da kitaplarda geçen efendim tepeleriyle meşhurdur. Şu kadar tepesi vardır denir. İstanbul'un kaç tane tepesi var? Kaç tepeli şehir diye geçer? Duydunuz hiç böyle bir şey? Duymadım ama benim bildiğim 9 gibi aklımda kalan. 9 ya da 7. İstanbul'un kaç tane tepesi var? Tam net bir cevap verin. Valla net ne diyeyim? 7 evet, ile 9 tepe arası. Oradan 7 dediler ama. 7 ile 9 arası kaldı. 7 ile 2 tane tepe farkı var. Evet. Ama maalesef sayamıyoruz. Şimdi hani doğruluk olsun diye efendim 7 tane olması lazım diye. 7 tepeli İstanbul olması lazım diye. Evet. Belki iki tepe daha eklenmiştir. Ordu, buradaki misafirlerimizin yemeği Ordu'lu. Ordu ilinin plaka numarası kaç? Hey söylemeyin. Ordu ilinin plaka numarası 130 öyle vereceğiz. Eğer bilirseniz. 52. Bravo. 52. Bravo. Evet. Hala heyecanı devam ediyor. Çeyrek altını almaya az kaldı. Bu soruya da doğru cevap verirseniz altın. Ama tepe konusunda 7 ile 9 demiştim onu. Yok onu sayamayız 7 demeniz lazım. Canınız sağ olsun. Tek cevap olması evet, lazım. Çok meşhur çünkü 7 tepeli şehirdi hep geçer. 7 tepe İstanbul geçer evet, kitaplarda. Evet. Evet hocam 3. soru. Sizin bir ilinde Veysel Karahani diye bir zat var. Duydunuz mu Veysel Karahani'yi? Ben duymadım bilmiyorum. Veysel Karahani diye bir zat var. Onun türbesi Türkiye'deki hangi ilimizdedir? Seçim hakkı seçenek veriyor musunuz? Yok, bir tane söyleyeceksiniz. Veysel Karahani türbesi Türkiye'deki hangi ilimizdedir? Veysel Karahani türbesi Türkiye'deki hocam siz üç şık verin. Oradan hanımefendi bir tercih yapsın en azından. Verelim mi? Ya lütfen. Ya Erzincanlı olduğu için bir yani en azından bir avantaj sağlamış. Diyarbakır, Siirt, Mardin. Üçünden birisinde. Diyarbakır, Siirt, Mardin. Diyarbakır. Siirt olacak efendim maalesef. Ama yine de sizi... Ama yine hanımefendiye bir kupon verelim. Alaaddin. Genel bilgi
değildi. Alaaddin'in cesaretinizden dolayı. Alaaddin pisleri yenemedim. Ben gidiyorsunuz değil mi? Bak o zaman hadi bunu gidelim. Hatta iki tane verelim Tarkan. Tamam. Ailesiyle birlikte yemek yesinler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Senet arayabilir miyiz? Adım Ensar. Soy isim Alacalar. Kuluştay'dan katılıyorum. Ensar Alacalar. Evet. Evet hocam. Hızlı bir şekilde sen, sorumuzu alalım. Sen bir küçük katılımcı olarak nasıl buluyorsun burayı? Seni en çok ne cezbediyor? En çok hoşuna giden ne burada? Yemek ve ortam. Yemek dedi. Evet. Yemek ve ortam. Ensar. Kur'an-ı Kerim'de her rekatta okunması vacip olan, farz olan namazlarda okunması farz olan Kur'an-ı Kerim'deki o surenin adı nedir? Namazların her rekatında okunmak mecburiyetindeyiz. Elham. Söyle. Elham. Fatiha diyecektin ama elham dedin, onu sayabiliriz. Evet, elham da deniyor halk arasında değil mi arkadaşlar? Evet, elham da denir. Evet. İkinci sorumuza geldik. İkinci soruyu bilirsen çeyrek altın senin. Dini soru mu olsun? Evet hocam. Dini soru olsun. Kur'an-ı Kerim'de başında besmele olmayan sure hangi sure? Kur'an-ı Kerim. Subhaneke. Tevbe suresi. Evet bak. Mübarek burada heyecanlandı. Şimdi biliyorsun. Tamam bir daha soracağız sana. Çağıracağız birazdan. Evet. İki. İki soruyu bilemedin. Bu soruyu bilirsen çeyrek altın senin. Tamam mı? Cesaretini topla. Kolay mı olsun, zor mu olsun? Zor olsun. Önemli olan zoru başarmak. Kolayı herkes başarır. Evet. Ensar. Kolay olsun hocam. Kur'an-ı Kerim'in sondan üçüncü suresi hangi sure? İhlas hocam. Hak etti mi sizce? Evet. Hadi evet. Dışarı alın. Hadi dışarı alın. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben Baturay. Soy ismin? 7 Yıldız. Kendini tanıt bize. 2013 doğumluyum. Genel kültür yarışmasını istiyorsun? Evet. Tirol'un hauptstadı neresidir? Innsbruck. Efendim? Innsbruck. Emin misin? Tirol. Doğru mu? Doğru. Bravo. Evet, alkışlayalım. Ama not Tirol'un. Evet. Ost Tirol değil. Tamam. Pekala, Frauen için hauptstadı neresi? Die Hauptstadt von Vorarlberg. Regens. Evet, okey. Bravo. Üçüncü olarak da dini soru soracağım sana, tamam mı? Tamam. Çeyrek altın hocam. Yok, çeyrek altın değil bu. Normal sana hediye vereceğiz, tamam mı? Kur'an-ı Kerim'de sondan ikinci sure hangisi? Sondan ikinci. Allah bilir. Felak. Evet, bravo, Felak. Evet, üç tane kurşun verelim Tarkan. Üç tane kurşun verelim. Yemek, bir hafta boyu yemek bedava yedim. Tarkan abi, ben burada olduğum evet. için altın alamıyorsun. O yüzden sen... Evet, şimdi babam burada olduğu için olmaz. Niye? Efendim, bir müddet ara vereceğiz. Yine birazdan devam edeceğiz şimdilik. Sizlere afiyet olsun.